Evet sevgili izleyiciler, dünya Covid-19'la mücadele ediyor. Dünya genelinde bulaşan kişi sayısı 786 bini geçmiş durumda. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 37.832 kişiye ulaştı. Peki Türkiye'de son durum nedir? Alınan tedbirler yeterli mi? Şimdi değerli bir konuğumuz var karşımızda. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Sayın Tacettin İnandı bizlerle birlikte. Efendim gün ortasına hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim her geçen gün Türkiye'de de tedbirler artıyor, görüyoruz, gözlemliyoruz. En son dün seferler, otobüs ve yolcu seferleri yine durduruldu. Önlemler artıyor. Peki bu tedbirler şu anda yeterli mi? Öncelikle bunu konuşalım. Tedbirler genişletilmeye devam edilebilir mi? Evet, açıkçası rakamlara baktığımızda hani çok yüzeysel şeyler söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'deki gerçek durumu şu anda bilmiyoruz. Yani ne kadar hasta var, ne kadar bu hastalarla temas etmiş kişi var. Bu durum bilinmediği için bir hasta kaç kişiye bulaştırıyor bugünkü aldığımız önlemler kapsamında. Yani hastalığın bulaştırıcılık düzeyi durumu nedir ülkemizde? Bunu bilemiyoruz. Bunu bilemeyince de geleceğe doğru, geleceğe yönelik olarak tahminler yapmak bilimsel olarak pek mümkün olmuyor. Çünkü şu anda Türkiye'deki salgınla ilgili yönetim dar bir kapsamda, kapalı bir alanda yürütülüyor, yapılıyor. Ve bu bilgiler kimlerle paylaşılıyor? Açıkçası bilim kuruluyla ne kadar paylaşılıyor? Zaten bir başka sorunumuz da şu. Baktığımızda, olup bitene baktığımızda bu hastalığa ilişkin hastaların toplumdan ayıklanması, belirlenmesi, hastaların temas ettiği kişilerin sayısının bulunması gibi ve bunların ayrılarak karantinaya alması gibi çalışmaların da hani takibini yaptığımızda, gördüğümüzde bunlarda da önemli aksamalar olduğunu düşünürsek bir yandan, yani bir yandan mevcut olan veriye kamu kurumları, otoriteleri erişemiyorlar. İki, eriştikleri bu sınırlı veriyi de çok kapalı bir biçimde bilim kuruluna belki sunuyorlar. Dolayısıyla diğer bilim camiasıyla paylaşılamıyor. O nedenle dolayısıyla ne olacak? Şunu söyleyebilirim yalnız. Mart ayı Nisan ayına göre iyi geçti. Yani Nisan ayı, önümüzdeki Nisan ayı Mart ayına göre çok daha zor geçecek bizim için. Mayıs ayını bilemiyorum. Hani tahmin edebilmek için bunları elimizde bilimsel verilere ihtiyaç var. Hastalık ne kadar ve bir kişi ortalama ülkemizdeki bugünkü önlemlerle kaç kişiye ulaşıyor? Biz buna işte R0 diyebiliyoruz, diyoruz. Bunları bilmiyoruz, hesaplayamıyoruz. Bu verilere ihtiyacımız var. Ben izninizle şunu paylaşmak istiyorum. Daha önce Lütfen. de hani bireysel görüşlerimi açıkça dile getirdim pek çok yerde. Ama bizler halk sağlığı uzmanları olarak, halk sağlığı uzmanları, epidemiyolog var içimizde pek çok. Türkiye'de tek bir hani çatı altında toplanmışız ve dün şu kaygıları dile getirdik, kamuoyuyla paylaştık. Kısa bir açıklama var, onu paylaşmak istiyorum Lütfen. sizle. Umut ve endişe başlığını taşıyor Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin yaptığı bu açıklama. Ülkemizin her yanında ve sağlık hizmetlerinin her kademesinde koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerinin sunumunda görev alan ve salgınlar dahil halkın sağlığını tehdit eden her türlü sorunu kontrol ederek toplumun sağlık düzeyini yükseltmeyi amaçlayan halk sağlığı uzmanları olarak bizler, Covid-19 pandemisinin ülkemizde kontrol çabalarını saygıyla karşılamakta ve gelecek için umutlu olmakla birlikte geldiğimiz aşamada bazı endişelerimizin olduğunu belirtmek isteriz. Epidemiyolojik veriler ışığında çalışması zorunlu olan kişiler dışındaki özel sektörde çalışanlar da dahil herkesin evde kalabilmesi için belirli bir süre, toplum hareketliliğinin daha sık önlemler alınarak kısıtlanması, hatta yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi durumda şimdiye kadar harcanan emeklerin boşa gideceği ve çözümü zor sorunlarla karşılaşacağı endişesini duyuyoruz. Söz konusu kısıtlama ve yasakların sosyal devlet olmanın gereği olarak kimsenin mağdur olmayacağı ücretli izin, işsizlik ödeneğinde artış, işten çıkarmanın yasaklanarak gerekli düzenlemenin yapılması gibi ekonomik olanakların sağlandığı bir ortamda uygulanabilir olacağını da
vurgulamak istiyoruz. Ayrıca pandemi çalışmalarıyla ilgili bütün girişim, ölçüm ve bulguların her türlü kaygıdan arınmış olarak daha şeffaf bir biçimde uzmanlarla ve halkla paylaşılmasının gerekli olduğunu savunuyoruz. İl koordinasyon kurullarının hayata geçirilmesi önemli bir aşama halk sağlığı uzmanları açısından. Ancak özür diliyorum. Önemsiyoruz. Varlığımızın bu kurullarla önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bununla birlikte halk sağlığı uzmanlarının merkez bünyesinde, merkezi düzeyde bilim kurulunda da daha güçlü bir biçimde yer almasının ve il operasyon ve koordinasyon çalışmalarına aktif katılmalarının sağlanmasının sürece yapacağı katkıyı da vurgulamak istiyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerimizde ve tıp fakültelerinde görev yapan bütün halk sağlığı alanındaki akademisyen, asistan ve sahadaki uzmanlarımız bu göreve her türlü fedakarlığı içerecek şekilde hazırız. Bugüne kadar pandemi kontrol çalışmalarına destek veren halkımıza, özveriyle çalışan sağlık personeline, bilim insanlarına ve yöneticilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye pandemi yönetimine ve kamuoyuna saygıyla duyururuz. Halk evet. Sağlığı Uzmanları Derneği. Şimdi evet, önemli bir kaygı diye getirdik. Evet, buyurun. Kaygılarınızı, beklentilerinizi dile getirmişsiniz. Biz de aktarmış olduk sizin aracılığınızda. Şimdi burada aslında sormamız gereken sorular var. Öncelikle sizin açıklamalarınıza dayanarak soruyorum bunu. Salgın kontrolü iyi yönetilmiyor mu? Gördüğümüz kadarıyla önemli eksiklikler var. Salgın kontrolü Türkiye'de dar bir kapsamda, dar bir bilim kurulu çerçevesinde yürütülüyor. Bunun dünya örneklerine baktığımızda açıkça paylaşıldığını görüyoruz. Vakaların hangi bölgede, hangi ilde, ilçede olduğuna dair. Örneğin Güney Kore en başarılı salgın yönetimindeki ülkelerden birisi. Evet. Güney Kore'de salgınların nerede gözüktüğü kamuoyuyla paylaşılmakla kalmayıp o ilgili mahalledeki kişilere de mahallesindeki salgınla ilgili, hastalarla ilgili bilgi veriliyor. Pek çok ülkede, Avrupa ülkelerinde bununla ilgili bilgi paylaşımı var. Yani daha açık ve daha şeffaf bir şey, bu pek çok açıdan önemli. Salgının daha iyi yönetebileceğini iddia ediyoruz, düşünüyoruz, savunuyoruz. Bunun bir tanesi açık olmak. Bunlardan bir tanesi açık olmak gereklidir ve Türkiye'de hani üzülerek belirtmek gerekirse Türkiye salgınla ilgili verileri sıkı bir şekilde tutuyor. Bir kısım kaygılar bir dile getirmişti bugüne kadar ama bunun evet. da gerekçesini çok iyi anlamadık. Hani kişisel haklar dendi. Kişisel Avrupa ülkeleri kişisel haklara bizden daha mı az duyarlı? Bunun kişisel haklarla bir ilgisi olmadığını düşünüyorum. Ve salgın yönetiminde açıklık, bilimsellik ve katılımcılık, paylaşım, tüm insanların, tüm bilim insanlarının çabasının katılması, katılamıyoruz sürece, dahil olamıyoruz, evet. araştırma yapamıyoruz şu aşamada. İl bazında özellikle aslında şehirlerin açıklanmasını istiyorsunuz. Bilim kurulunda bir halk sağlığı uzmanı var değil mi şu anda? Evet ama bu salgınla mücadele bir salgın sağlık yönetimidir ve sağlık yönetimi içinde de salgın yönetimi özel bir yer taşır ve sağlık yönetimi deyince de halk sağlığı uzmanlığı gelir. Halk sağlığı uzmanı bir arkadaşımız, çok değerli bir meslektaşımız var bilim kurulu içerisinde ama bilim kurulu oldukça kalabalık bir halk sağlığı uzmanının deneyimli bir meslektaşımız biliyoruz. Saygı duyuyorum çabalarına ancak bu bir halk sağlığı uzmanıyla yürüyecek bir iş değil. Bu iş esas olarak bakın bu salgınla mücadelenin temel alanı sahadır, toplumun içindedir. Evet. Toplumun içindeki mücadeleyi kaybedersek hastanelerde bunu kazanma şansımız evet. yoktur. Tedavisi olmayan bir hastalıkla karşı karşıyayız ve halk sağlığı sahadadır. Sahanın yönetimi halk sağlığındır. Bilim kurulunun içindekilerin büyük bir kısmı en az yarısı halk sağlığı olmalı ya da bilim kurulu halk sağlığından yararlanmalıdır diye düşünüyoruz. Çünkü evet. hani sahada hastaların bulunması işi, hastaların sahada sağlam insanlar arasından ayrılması, hastaların temas ettiği kişilerin bulunması, tüm bunlar sahada kazanılacaktır. Bu salgınla mücadele sahada kazanılır. Sahada kaybedersek hastanede kazanma şansımız yok.
Bilim kurulu ağırlıklı olarak klinisyenlerden oluşuyor ve hastane üzerinde yoğunlaşıyorlar gördüğümüz kadarıyla salgın yönetimi. Oysa salgın yönetimi bir Sahada saha yapılması içerisinde, gerekiyor. toplum içinde yapılması gereken bir mücadele ve bir oran vermek gerekirse bence bu mücadelenin %80'i 90'ı sahada olmak zorunda. Ağırlığımızı sahaya vermek zorundayız. Peki Sayın İnandı, şunu soracağım ben size. Sahada bu kontrolü kim yapıyor şu anda salgın yönetimini? Sahada pandemi kurulları oluşturuldu yeni. Ancak bu kurullar henüz daha tamamlanmadı. Az önce de belirttiğim gibi bir halk sağlığı akademisyeni üniversitelerden bunlara davet edildi. Edilecek bazı illerde edilmedi henüz daha bekleniyor. Gördüğüm kadarıyla hani sahada pandemi kurulu kuruldu. Bu önemli sahayı yönetmek bakımından ama bunların da gerek merkezi düzeyde desteklenmesi, yerel düzeyde de yine halk sağlığı uzmanları dahil sahadaki akademisyenler, sahada çalışan halk sağlığı uzmanlarının desteklerinin alınması son derece önemli. Çünkü bu mücadele gerçekten hem merkezi hem de yerel birlikte bir uyum içerisinde olursa ancak başarılabilir. Yerel de tek başına bu işin üstesinden kalkamaz. Yani devlet kamu otoritesini gücünü göstermek durumunda. Ve ben isterseniz yapılması gerekenleri kısaca Lütfen özetleyebilirim şu aşamada. yapılması gerekenleri özetleyelim. Şunu da sormak istiyorum. Ben semptomları gördüm. Hastaneye gittim. Şimdi burası oldukça önemli aslında baktığımız zaman pozitif çıktı. Test yapıldı. Benim durumum ağır olmadığı için uzmanlar beni eve yönlendirmiş olabilir, değil mi? Tabii şimdi Burada eğer takibi kim pozitif, yapıyor? hasta sayılarının giderek artması durumunda hastaneler yetmez ise hafif vakalar evde karantinaya alınmalı. En azından karantina. Yani karantina demek şudur, diğer insanlarla temasını önlememiz gerekiyor. Bulaştırıcı hasta belirtileri az da olsa olmasa da bulaştırıcılığı var bu kişilerin. Hani belirtisi olmayan kişiler, belirtisi olan kişilere göre daha az bulaştırıcı olabilir. Ama hastalığı geçirmekte olan herkesi biz bulaştırıcı olarak kabul etmek zorundayız. Ve bu kişiler eve gidilip gönderilirse bir takım tedbirlerle, önlemlerle göndermemiz gerekiyor. Dezenfektanıyla, maskesiyle, ihtiyaçlarıyla, evden dışarı çıkmamak koşuluyla özel varsa evde imkanı göndermek gerekiyor. Kalabalık bir ortama göndermemek gerekiyor. Yaşlı birisi varsa evde yine göndermemek gerekiyor. Tüm bunları dikkate alarak eve göndermemiz gerekiyor kişileri. Bana kalırsa eve göndermeden önce alternatif yerler de düşünmek, yurtlar ve benzeri yerler de düşünülebilir. Ev biraz risk oluşturur. Ev halkını eğitmek, maske kullanmalarını sağlamak ve ayrı kaptan yemelerini sağlamak, ayrı bir odada hastalık geçinceye kadar sürmesini sağlamak gerekir. Artı tabii ne kadar ayrı da olsak odada Bulaşma bulaşma ihtimali riski yüksek. riski var. Her ev uygun olmayabilir. Yani ayrı bir odası, özel banyosu, tuvaleti falan olması gerekir. Peki sahada yapılması gerekenlerle ilgili önerilerinizi söyleyecektiniz. Alabilir miyiz Ben efendim? evet şöyle sayabilirim. Lütfen. Yani yapılması gereken bu salgını genel itibariyle yapılması gerekenleri hem sahada hem de merkezde bir açık, şeffaf bir salgın yönetimine ihtiyacımız var. Bunun birkaç nedeni var. Tüm toplumu mücadele içerisine çekebilmek, uyum sağlayabilmek, toplumda güveni sağlayabilmek bakımından bu son derece önemli. İnsanların hani açıklamamak aslında bir anlamda kamunun topluma güvenmemesi anlamına gelir. Dolayısıyla siz kamu size güvenmiyorsa, devleti yönetenler size güvenmiyorsa siz ona ne kadar güvenebilirsiniz? Bu kuşku, kaygı ve korkuya neden olur toplumda. Açık bir biçimde veriler nerede gözüküyor? Bunlar açıklanmalı. İl il, bölge bölge her yerde bunları görebilmemiz gerekiyor. Ve biz salgındaki artışı, rakamları net bir biçimde görelim ki geleceğimizi de görelim. Bununla bilimsel bir biçimde mücadele edelim. Diğer bilim insanları da sürece katkı verebilsinler. Bu nedenle de gerekiyor. Peki neden yapılmıyor İkincisi, hala? Açık ve şeffaf neden değil? neden değil bunu anlamak, hani biraz bizim geleneksel bir yapımız var. Genellikle Türkiye'de veriler hep bu şekilde saklı, demokrasi kültürüyle anlaşıyla ilişkili diye düşünüyorum biraz. Belki de bununla ilgili. Ama şu anda bize yapılan açıklamalar, işte gerekçe bilim kurulundan daha önce de belki hatırlarsınız, yapılan işte bir gerekçe
kişisel hakları göstermişlerdi. Sonra da ikinci bir gerekçe de açıklarsak insanlarda Tabii panik ki. olur, kaçarlar mı gibisinden bir gerekçe yapmıştı. Bence bu her ikisi de doğru değil. Bir miktar insan panik olabilir belki, kaygılanabilir bu nedenle. Ama açıklamamak daha büyük kaygı ve panik, korku yaratır. O nedenle açıklanmalı ve kaçanlar, yanlış hareket edenler de güvenlik güçleriyle de uyarılmalı. Bu açıklık son derece kritik. Diğer bir şey, sosyal yaşam şu andan itibaren daha da kısıtlanmak zorunda. Çalışma hayatını durdurmak durumundayız. Az önceki meslektaşlarımızın da yaptığı açıklamada vardı. Stratejik önemi olmayan işler dışındaki tüm işler durdurmak durumundayız. Ama işe gitmek zorundayız bir yandan da. İşte bu Ekonomik işleri koşulların da işte iyileştirilmesi gerekiyor. Baktığımız zaman yani herkes evinde tabii oturamıyor. ki. Mecbur olarak dışarı çıkıyoruz. Yani Tabii. mesela biz kanalımız olarak 3'te 2 küçülmeye gittik. Birçok arkadaşımız evinden çalışmaya devam ediyor. Biz mecbur olarak işimize geliyoruz hizmet etmek için bütün insanlara. Kesinlikle haklısınız. Sosyal devlet gereği tüm yurttaşlarımızın temel gereksinimlerini, beslenme, gıda, konut, ısınma, su gibi temel gereksinimlerine dair güvence verilmeli. Karantina alıp serbest dolaşım hakkını kısıtlayıp, ama bu ülkedeki herkesin aç kalmayacağını, hiç kimsenin aç kalmayacağına, karnının doyurulacağına, işsizlere işsizlik sigortası verileceğine dair ve herkesin temel gereksinimlerini, sağlık hizmeti dahil olmak üzere temizlik, su, gıda, barınma ihtiyaçlarının karşılanacağına dair devlet güvence vermeli ve bunu yerine getireceğini açıkça belirtmelidir. Tabii ki tek başına sokağa çıkma yasağı bu açıdan yetersiz kalacak, bazıları çalışmak zorunda. Stratejik önemi olanlar mümkünse uzaktan çalışabiliyorlarsa çalışsınlar herkes. Uzaktan eğer bir araya gelmek zorunda kalıyorlarsa, o sözünü ettiğimiz sosyal mesafeyi korumak, hızlı kısa sürede toplantılarımızı yapmak, açık ortamlarda yapmak, kapalı ortamları havalandırmak gibi tedbirleri alarak yapsınlar, ama mümkünse uzaktan çalışılsın diye söylüyorum. Yine sağlık çalışanları önemli, son derece önemli bir konuda sağlık çalışanları. Sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına önem verip onları korumaz isek ve onları hastalandırır isek, temaslı durumuna düşürürsek bu mücadeleyi kazanamayız. Bu mücadeleyi kazanmanın koşullarından biri onları öncelikle korumak. O nedenle de sağlık personelinin, kişisel koruyucularının eldiven, maske, önlük, gözlük gibi kişisel koruyucuları son derece önem taşıyor. Yine ulaşımları, sosyal destek, konut gibi, konaklama gibi gereksinimleri de sağlık Peki, personelinin. sağlık çalışanları üzerine alınan önlemler yeterli mi şu anda? Bu konuda hani işte çok açık bir şeyimiz yok, ama gelen veriler sağlık çalışanları üzerinde Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı bir araştırma vardı. Orada önemli bir kısım sağlık çalışanı da gereksinimlerinin karşılanmadığını dile getirmişti. Ama hani Türkiye genelinde ne kadar sıkıntı çekiliyor, buna ilişkin sosyal medya ortamında paylaşımlar oluyor. Bunların hani bunların sonlandırılacak durumda her türlü Evet, sosyal sosyal paylaşımlar ihtiyaçlar ama dahil her şekilde birçok yalan haber de paylaşılıyor. Sayın İnandı içerebilir biliyorsunuz. işte. Evet, Tabii. kesinlikle. Peki O nedenle de güvenmiyoruz işte sosyal medyada her paylaşılana. Tabii ki kişisel olarak ya da şu an biz ekranlarımız aracılığıyla sağlık personellerine sormayı, sorunlarını dinlemeyi daha çok özen gösteriyoruz. Çünkü gerçekten evet. bu özellikle sosyal virüs her şeyin önüne geçiyor çoğu zaman. Siz de hak verirsiniz diye Kesinlikle, düşünüyorum. kesinlikle katılıyorum. Sosyal medyadaki bilgi kaynakları hani şu anda güvenilir olmayabilir. Onun da güvenilir olup olmadığını sorgulamak, özellikle hani benim bu verdiğim rakamlar bir miktar Türk Tabipler Birliği'nin bir araştırmasına dayalı, ama yine de öbür taraftan da yine pek çok grup içerisindeyim. Mesleğim gereği hekimlerle ve diğer sağlık çalışanlarıyla da değişik gruplardayım. Oralardan da benzeri talepler ve mesleki koruyuculara ilişkin talepler geliyor yer yer. Tabii. Ama bunun boyutunu açıkçası bilemiyoruz şu anda Türkiye'de. Çünkü az önceki nedenden dolayı da bunu bilemiyoruz. Yani tüm bunlar açık bir biçimde paylaşılmalı. Hani şunun gibi demeli, örneğin
denmeli ki ihtiyaç duyan, malzeme sıkıntısı duyan sağlık çalışanı şu hattı arasın, aradığında o 2 saat içerisinde, 3 saat içerisinde mutlaka yerine gelecektir diye bir teminatı Sağlık Bakanlığı, salgını yönetenler haber versinler, bilgi versinler ki bu tür açık mekanizmalar kursunlar ve paylaşsınlar hiçbir yerde olmadığına dair açık bilgiyi paylaşsınlar diye öneriyorum. Şunu da sormak istiyorum ben size. Biraz önce dediniz ki Mart ayı evet Türkiye için bir riskti dediniz açıklanan rakamlara dayanarak ve alınan önlemlerle ilgili konuşurken. Nisan ayı yine aynı şekilde daha büyük risk dediniz. Yani Nisan ayında rakamlar açıklandıkça, testler yapıldıkça nasıl bir sonuç bekliyorsunuz Nisan ayında? Yani Nisan ayında şu an bir hani salgınlar nasıl seyreder derseniz salgın genellikle bir çan eğrisi oluşturur. Evet. Bu tür salgınlar. Ve şu an salgının hangi, bu çan eğrisinin neresindeyiz diye sorarsanız baktığımızda dünyada da ülkenizde de açık olarak baktığımızda şunu görüyoruz. Salgının yükselme döneminde olduğunu görüyoruz. Daha tepe noktasına salgın çıkmadı. Ne zaman ne çıkacak tepe noktasına? Bu işte bunu tahmin edebilmek için elimizde veriye ihtiyaç var. Veri olmayınca bunu bilimsel olarak tahmin edemiyoruz. Yani bunu tahmin edebilmek için şu an mevcut hasta sayısını, hastaların dağılımını ve bu aldığımız önlemlerle bir hastanın ortalama kaç kişiye daha hastalığı bulaştırdığını bilmemiz mevcut gerekiyor. Mevcut hasta sayısı her gün belirleniyor ama bunlar yeterli değil. Kaç kişiye bulaştırdığı da önemli diyorsunuz. O da önemli. Mevcut hasta sayısı aslında şöyle bilmiyoruz. Toplumda ne kadar hasta var onu da bilemiyoruz. Çünkü bu yapılan testle ilgili. Testler konusunda da sıkıntılar yaşadık biliyorsunuz. Yani şu anda bir tanı testi, bir de tarama testi olmak üzere iki tür test kullanılıyor bunlarda. Hızla toplum içerisindeki şüpheli vakaları hızla test koyarak sağlam insanlardan ayırmak ve sonra da onu doğrulamak gerekiyor. Bu işlemlerde de eksikliklerimiz oluyor. Dolayısıyla mevcut vakalarımız bizim toplumdaki vakanın ne kadarı buna da ilişkin bilgimiz yok açıkçası. Hı hı. Toplumda belki bunun kadar, belki bundan çok çok daha fazlası var. Bunu da bilmiyorum. Tüm bunlar olmayınca bu salgın ne zaman, nasıl olacak? Açıkçası bir kör dövüşüne dönüşüyor işler. Bilimsellik bilgi demek, veri demek, veri bilgiye dayanmak zorunda. Veriyi paylaştığımız sürece geleceği görebiliriz, katkı verebiliriz, sürece destek olabiliriz diye düşünüyorum. Ama şunu söyleyebilirim, baktığımızda Nisan ayı, yani bu önümüzdeki ay, Mart ayına göre daha zor geçecek. Tüm dünyada bu zor geçeceğe benziyor. Türkiye açısından da bu zor geçecek. Çünkü bugün alacağımız önlemler yarın etkisini göstermiyor. Bir hafta, iki hafta sürüyor önlemlerin ortaya çıkışı. Yani bugün önlem alsak biz Nisan ayının ortasındaki duruma ilişkin bir etkide bulunmuş olacağız büyük ölçüde. O nedenle bazı önlemleri zamanında müdahalede, salgına müdahalenin hani yöntemi kadar zamanı da önemli. Doğru müdahale yapacaksınız. Bir, iki, doğru müdahaleyi zamanında yapacaksınız. Zamanında yapmazsanız anlamı kalmaz. Yani sizin söylediğiniz yani aslında evet sizin sayın inanda sizin söylediğiniz şu sürveyans yani salgın yönetimi önemli. Biz bu salgını yönetemezsek Nisan daha kötü geçecek. Dünyada olduğu gibi diyorsunuz. Hani tabii ki bir panik için söylemiyoruz biz onu. Verilere dayanarak söylüyoruz ama daha iyi bir çözüm alabilmek için de bölgesel veriler dışında iller bazında da öğrenmemiz gerektiğini söylüyorsunuz değil mi? Tabii her il kendi iller, ilçelere dağılımlarını bilecek, gerekirse ilçelerde, illerde, mahallelerde karantina uygulaması yapacak. Bir illerde de bunu sürdürmek zorunda. Salgın yönetimi son derece kritik. Bunu aşamada halk sağlığı uzmanları, epidemiyologlar açık çağrıda bulundular. Biz görev almak istiyoruz dediler. Bunlardan yararlanmalı, salgın yönetimi daha iyi yapılmalı ülkemizde. Yapılabilir. Açık, şeffaf, katılımcı, demokratik. Yararlanıyorlar mı şu anda? Şu anda eksikleri var önemli ölçüde. Şu anda halk sağlığından pek yararlanmıyorlar. Biz açıkçası sesimizi duyurmakta zorlanıyoruz bu salgın yönetiminde. Evet, salgın yönetiminde sizin çok değerli olduğunuzu biliyoruz Sayın İnandı. Biz de genellikle uzmanlarımızı, halk sağlığı uzmanlarına yer veriyoruz. Onların görüşlerini alıyoruz. Teşekkür ederim. Lütfen devam edin. Evet, yani zor bir süreçten geçiyoruz. Yapılması gerekenler aslında çok belirsiz değil.
Bizim açımızdan yapılması gerekenler halk sağlığı uzmanları açısından çok basit, açık, net ortada. Yani toplumda şu anda bu hastalık etkeni bakımından insanlar hasta, temaslı ve sağlam olmak üzere üçe ayrılıyor. Bunları ayırmamız gerekiyor. İzolasyon ve karantina yöntemlerini uygulamamız gerekiyor. Hastaları tedavi etmemiz gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağını, hızlı bir biçimde yapılması gerektiğini biliyoruz. Hızlı, ne kadar hızlı yaparsak o kadar iyi sonuç elde edeceğiz. Bu çok önemli. Bunu yaparken toplumu yavaşlatacağız. Yöntemleri de biliyoruz. Yeter ki halk sağlığı uzmanlarına kulak verilsin, bizi dinlensin, sürece katılsın. Ben inanıyorum ki halk sağlığı uzmanlarına fırsat verildiğinde, dinlendiğinde bu salgın 2 ay içerisinde Türkiye'de kontrol altına alınacaktır. Yoksa çok daha ağır bedeller ödeyeceğiz. Aman inşallah ödemeyiz tabii ki. Son olarak bir soru daha yöneltmek istiyorum. Kısaca cevabınızı alabilir miyim? Şimdi maske takalım mı takmayalım mı? Bazen kararsız kalıyoruz. Bazı uzmanlar takın diyor, bazı uzmanlar takmanıza gerek diyor, yok diyor. Şu aşamada takalım mı? Maske konusunda çelişkili şeyler geliyor. Haklısınız. Maskenin takılması gereken yerler özellikle hani iki tip maskede olduğunu biliyorsunuz. Ve Evet. konuştuğumuz maske tıbbi maske ya da cerrahi maske dediğimiz gündelik herkesin elinde olan maske. Öbür profesyonel maskeler değil. Gündelik maskeler nerede takılmalı? Eğer evde birisi hastaysa işte az önce konuştuğunuz sizin de örneğinizde verdiğiniz gibi. Evet. Hasta odasına girerken, çıkarken takılması gerekiyor. Gündelik maskeler yine hani eğer hani gün dolaşırken ortamlarda herhangi bir şekilde takılsın demeyenler var ama bir kısmı takın da diyenler var günlük yaşam içerisinde. Bir ortamda benim önerim şu, kalabalık gidiyorsanız çok sayıda kişi var. Ama bulaşma ihtimali var. Maske takarken kullanmak durumunda maskeyi yetkili olarak takıp çıkartırken tek kez kullanacak lastiğinden çıkartarak çöre atacağız. Bu koşullarda kullandığınızda maske bir miktar koruyuculuk sağlayabilir ama dediğim gibi maske burada bu mücadelede şu anda çok çok temel araçlar biri değil. Temel araç başta söylediğim gibi hastalığı yaygınlaştırmamız, tarama testlerini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bunların hastaların temas ettiği kişileri bulup karantinaya almamız gerekiyor. Bunu da yavaşlatmamız gerekiyor. Yapılacak işler, başlayacak işler bunlar. Peki. Tabii Efendim ilk dezenfeksiyon katıldınız. Lütfen. Buyurun. ve benzer işlemleri çok dinlediğiniz için de çok teşekkür etmek isterim. Son işlemleri biliyorsunuz ya yani gündelik hani işlerde temizlik işleri, Evet, şu anda ama el sesi tam olarak yıkama, alamıyorum sosyal ben. mesafe gibi önlemleri artık herkes tüm öğrendiğini enfeksiyon işlemlerinin Peki. hani Sayın bireysel İnandım, toplum açısından bağlantıda bir problem var. Süremizin de sonuna geldik. Ama yeniden sizinle bağlantı yapacağız tabii. Değerli görüşlerinizi izleyicilerimizle de paylaşacağız. İyi ki katıldınız gün ortasına. Evet, sevgili izleyiciler. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Sayın Taceddin Han da bizlerle birlikte oldu. Bağlantımızın sonunda ufak bir problem yaşadık. Bağlantı ile